Değerli seyirciler, bugün sizlere bir saçmaş meraklısını tanıtmak istiyoruz. Tanıtmak istiyoruz sözü lafın gelişi çünkü siz onu çok yakından tanıyorsunuz. Yeşilçam'dan ve tiyatrolardan. Sayın Cevat Kurtuluş, hoş geldiniz efendim programımıza. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Ne zaman öğrendiniz satrancı ve bu merak nasıl başladı? Ben bunu yedek subaydayken öğrendim. O ne zamandı? Çok eski, 29. dönem. Valla 40 sene falan oluyor. Seviyorsunuz satrancı anladığım kadarıyla. Çok seviyorum. Bu kadar takımın bir arada olması evet. Da bunun işareti mi? Yani daha nereden geliyor bu? Daha da eksik getirdim. Daha da var ama onların hepsini taşımak zor. Anlıyorum. Değerli seyirciler, programımızın bu bölümde Cevat Kurtuluş'ta olan sohbetimize kısa bir ara vermek istiyoruz. Çünkü satrançla ilgili sizlere sormak istediği iki soru var. Buyurun efendim. Evet. Bunlar tabii tam satranç sayılmaz ama hayatta satranç gibi görünen olaylar. Anlıyorum. Biri başımdan geçti. Evvela onu anlatayım. Bundan 30 seneden fazla oluyor. İki konserim vardı. Biri Yeşilköy'de, birisi de Küçüksu'da. Evet. Rahmetli gazeteci, organizatör Zeki Tükel dedi ki aman Cevaç'ım ne yap yetiş programa. Evet. Fakat ben Yeşilköy'de programı bitirdim. Tam geldim köprüye. Son vapur kaçmış. Evet. Ne yapayım? Yetişme imkan yok. En nihayet en sonunda buldum. Ve orada yani saat 1'e çeyrek kala, 10 kala yetiştim. Evet. Zaten 1'de bitiyordu program. Nasıl olur bu? Nasıl yetiştiniz? Evet. Bir satranç açılışı gibi. yani problemi gibi daha doğrusu. Anlıyorum. İkinci sorunuzu da sorun ondan sonrasında. Evet, bunu bilirler. Bu biraz duyulan bir fıkradır ama ben anlatıyorum bunu. Çok sevdiğim bir fıkradır. Olmaz gibi görünen bir fıkra. Ama bilenlere bir şey diyemem. Bilenler var bunu. Fakat bilmeyenler için ilginç. O da bir satranç problemi gibi bir şey. Hı-hı. Şimdi bir avcı var. Şöyle başından geçen olayı anlatıyor. Ben diyor bir gün bir geyik avına çıkmıştım. Karşıda bir geyik gördüm. Bir kurşunda geyiğin hem kulağından hem de ayağından vurdum diyor. Arkadaşları diyor aman böyle şey olmaz sen atıyorsun. Vallahi atmıyorum. Ben bunu yaptım diyor. Evet, bu nasıl gerçekleşti? Bu nasıl gerçekleşti? Evet değerli seyirciler, Sayın Kurtuluş'un sorduğu iki sorunun cevabını programımızın sonlarına doğru yine Cevat Kurtuluş'tan alacağız. Evet değerli seyirciler, şimdi Cevat Kurtuluş'un biraz evvel sorduğu iki sorunun cevabını alıyoruz kendisinden. Evet, birinci soru nasıldı? Kısaca hatırlattıktan sonra cevabını verelim. Evet, benim bir adetim vardır. Otobüs, tren, vapur tarifelerini her zaman yanımda taşırım. Çok güzel bir alışkanlık. Tam o sırada düşündüm, imkanı yok dedim. Ne düşündüğümse imkansız. Fakat son anda bir kıvılcım çaktı kafamda. Dedim, o zaman köprü yok. Hı hı. Hemen dolmuşlarda tenha yollar. Hemen bir dolmuşa atladım. Dost doğru Ortaköy'e. Kaçırdığım vapur 10 dakika sonra geldi. Beni karşıya geçirdi. Çok güzel. Soru bu. Yani bunda satrancın yararını gördüğünüzü anlatmak istiyorsunuz. Tabii. Bu da dikkat ederseniz satrancın hayatta uygulanmış bir şekli. Anlıyorum. Değil mi? Evet. İkincisinin cevabını da alalım. İkincisinin de sorusu gayet basit. Avcı kurşunu attığı zaman geyik o sırada kulağını kaşıyormuş. Tabii isabet ettirebilir. Hem kulağa hem ayağa. Mümkün diyorsunuz. Evet, bu sorular için teşekkür ediyorum. Ben sizin, teşekkür ederim. Bu resimden de anladığım kadarıyla yönetmen arkadaşımız biraz da verecek sanıyorum. Bu Nevzat Süer'le oynamışsınız. Rahmetli Nevzat Süer'le oynadığımız bir maçı gösteriyor ama tabii ben tek değilim. Evet. Beş olmasa ya böyle. Simultanede oynamıştınız. Oynadık. Ben de orada düşünüp hatta yüzümü kapamışım. Evet, buna cesaret edecek kadar satranç bilginiz var, yerinde olmadı. Fakat enteresandır. Yanımızdaki o Karadenizli bir arkadaş da orada tanıştık. O yendi. Nezat Bey'i yendi. Evet, yendi o. Tanıştık. O yendi. Tabii çok oynadığı için oluyor. 5-10 kişi oynarken püre verecek. Tek tabii simultanede olduk. Bu bilgiler ve sorular için size çok teşekkür ederiz efendim. Ben teşekkür ederim. Programımıza renk kattınız. Teşekkür ederim.